Cybernerve tedavisi için öncelikli olarak endikasyon koyuyoruz. Her hastaya uygulanmıyor. Hastaya uygun olduğunu ortaya koyduktan sonra öncelikli olarak bir planlama görüntüleri alıyoruz. Tomografi, MR, PET gibi bütün görüntüleme tekniklerini bunun için kullanabiliyoruz. Görüntüler alındıktan sonra planlama sistemimizde tedaviyi planlıyoruz. Belki de cerrahiye karşı olan en büyük üstünlüğü de burada. Sonuçta cerrah ameliyat yaparken tümörü çıkarttıktan sonra ne kadar geride kaldığını hesap ederken ya da çevredeki organlara ne kadar zarar verdiğini tedavi, cerrahi müdahale bittikten sonra gözlemlerken biz planlama aşamasında tedavimizin ne kadar etkili olacağını, çevredeki sağlam dokuya ne kadar sıklıkta, hangi oranda zarar vereceğimizi daha tedavi uygulanmadan tahmin edebiliyoruz. Eğer planlamamız istediğimiz oranları karşılamıyorsa geri dönüyoruz, bir daha plan yapıyoruz, bir daha plan, bir daha plan. Ta ki çevreleyen sağlam organlara hasar olasılığını ortaya çıkaracak planlamaya ulaşıncaya kadar planlamalarımızı tekrarlıyoruz. Sonuçta istediğimiz plana ulaştığımızda da hastayı yatırıyoruz ve tedavi uyguluyoruz. Cybernerve cihazı bir robotik kolun üzerine konuşlanmış bir radyasyon üreten bir kafayla X ışını uygulanarak yapılan bir tedavi. Tedavi esnasında hastanın sürekli olarak görüntüsü alınıyor. Bu tedavi görüntüleri planlama görüntüleriyle üst üste çakıştırılıyor ve milimetrenin onda biri hassasiyetinde bu çakıştırma sonucunda tedavi etmek istediğimiz hacimde bir hata var ise robotik kol bu hatayı otomatik olarak kendisi düzeltiyor ve bizim planladığımız şekilde hatasız bir tedaviyi bize olası kılıyor. Tedavi bittikten sonra da hastalarımızda herhangi bir bitkinlik, düşkünlük olmaksızın tedavi masalarından kalkıyorlar ve bu tedavi uygulamak için hastanede bulunma zorunluluğu yok. Geldikleri şekilde evlerine giderek eğer ikinci gün de tedavi yapılması gerekiyorsa bazen biz bu tedaviyi bir gün bazen 2, 3, 4, 5 güne kadar uzatabiliyoruz. Eğer böyle farklı günlerde de yapılacaksa ertesi gün tekrar ikinci fraksiyonuna geliyor hastamız ve ikinci fraksiyon tedavisi uygulanıyor.